Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda İstanbul Zeyrek'te Şeyh Süleyman Mescidi Haziresi'nde metfun olan mensup olduğu bölük mezar taşına da işlenmiş olan bir Yeniçeri mezar taşı okuması yapacağız. Bundan sonraki bazı çalışmalarımızda da mezar taşı ve kitabelere de yer vermeye başlayacağım. Evet, yukarı bölümde normal Yeniçeri askerlerinin Yeniçeri kabuğunu görmüyoruz. Burada normal bir kabuk söz konusu. Bu kişi ocağa mensup olup asker olmama ihtimali de var. Molla, hoca vesaire de olabilir. Şimdi alt bölümde bu kişinin bilgilerine bakalım. Evet, Hüvel Hallakul Baki ibaresini görüyoruz. Hüvel Hallakul Baki. Mezar taşlarında gördüğümüz Hüvel Baki, Hüvel Hayyul Kayyum, Hüvel Hallakul Baki ibareleri çok sık geçiyor. Evet, merhum ve mağfurul, bakın V'den sonra mağfur derken vavla mağfurun mimi aynı şekilde yapmış. Hem vav harfi hem mimin başlangıcı. Merhum ve mağfurul muhtaç ila rahmetihi Rabbil gafur. Gafur olan Rabbin rahmetine ve esirgemesine, rahmetine muhtaç olan 56 bölük Ali Molla, 56 bölüklü bölüğün Ali Molla Ruhi Çün Rava Çeyhafi şurada kalıyor. Ruhi Çün Rıza İllahil Fatiha. Evet, 56. bölüğe mensup Ali Molla'nın mezar taşını görmüş olduk ve devamında tarih bölümüne bakıyoruz. Başta fi ibaremiz var. D'de anlamına geliyordu. 8 cim harfimiz var. Cemaziyel ahire, cumadel ahire ve devamında sene 1212 senesine ait ve alt kısmında mezar taşının alt bölümünde 56. bölüğe mensup olan Ali Ağa'nın mensup olduğu bölüğün alametini bir kadırga ya benziyor. Bir kadırgayı görüyoruz ve yine devamında 56 ve bölük alametinin, bölük tabirinin kısaltılması olan kef harfinin burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun devamında bu Yeniçeri ortalarına ait olan bu alametlerle alakalı Mahmut Şevket Paşa'nın eserinden bir fotoğraf paylaşarak bu okumayı bitireceğiz. Evet, Mahmut Şevket Paşa'nın bahsetmiş olduğu eserinden Yeniçeri bölükleriyle alakalı alametlerin olduğu bir sayfadan görüntü arkadaşlar. Baş kısımda bölük namıyla yağıt olunan Yeniçeri ortalarından 21'den 61'e kadar numaraları haiz olan ortalara mahsus alametlerdir demiş. Bizim az önce okuduğumuz mezar taşında da 56. bölüğe mensup olduğu yazıyordu. Burada görmüş olduğumuz gibi bir Osmanlı kadırgasını Yeniçeri Ocağı'nın 56. bölüğü veya 56. ortası kendisine alamet olarak seçmiş ve bunu az önceki mezar taşında bunun mezar taşında kazıldığını, işlendiğini görmüş olduk. Burada da diğer türden, diğer ortaların, mezar, diğer Yeniçeri bölüklerinin alametlerini de görüyorsunuz. Bu şekilde İstanbul'da veya çeşitli yerlerde bulunan üst makamların veya normal insanların mezar taşlarından bazı örnekleri de ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda okunmasını yapacağım arkadaşlar. Başka bir metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.